Herkese yeni bir günden günaydın. Merhaba arkadaşlar. Bugün bakım günü ilan ettiğim için hemen bir video başlatmak istedim. Çıkmamız lazım. Saat daha çok erken. Daha kahvaltı bile yapmadım ama pastaneden bir şeyler alacağım. Neden çıkmamız lazım? Çünkü hiç randevum falan yok. Direkt gideceğim. İnşallah da yoğun değillerdir. 5'te de laminasyon yaptırmaya ve kaş bıyık aldırmaya ve kaşlarımı boyatmaya gidiyoruz. Dediğim gibi bugün bakım günü ilan ettim. Anıl da hazır evdeyken Egemen'e bakacak. Böyleyiz, hemen çıkalım, oyalanmayalım. Şöyle pantolonumu giydim. Üstüme bluzumu giydim. İşte, kameramın şarjı da bu arada az. Eve geldikten sonra tekrardan şarj etmemiz lazım. Böyleyim. Hadi bakalım çıkalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben berbere gidiyorum, tamam mı? Tıraş olacağım. Ooo, tıraş olacağım. Hadi bay bay, kapat kapat. Baba. Asansörden inmeyeceğim, zaten bütün çıkarttayız. Hava çok güzel. Şimdi derken az önce geldim arkadaşlar. Biraz oldu gelelim. Saçlarım böyle oldu. Tam böyle küllülük. Cila zaten öyle oluyor. Kaşlarım, ona gideceğim saat 5'te. Kirpiklerimi dediğim gibi yaptıracağım. Şimdi Vapormen'i falan sipariş ettim. Birazdan gelir. Şu an böyleyiz. Halıyı da kaldırdım. Bu salon halısı biliyorsunuz. Halı yıkamacı çağırdım. 4'ten sonra gelebiliriz dediler. Burada da mutfak halılarım var üst tarafta. Bu ikisini ve bunu yıkamaya vereceğim. Temiz temiz dursun. Eylül'de rahat rahat serebileyim. Bunlar zaten normalde makine halısı biliyorsunuz. Makinede yıkanabilir ama ben bilmiyorum yıkar mıyım. Çünkü makineye çok yüklenmek istemiyorum. Bunları geçen makinede yıkatmıştım. Bu biraz fazla gelmişti. Şimdi korkuyorum yani hani. Gerçi bu bundan daha büyük tabii ki ama. Bilmiyorum. Ay halısız da var ya ev gibi olmuyor yani gerçekten ya. Bakar mısınız? Evi ev yapan halı yani. Ay çok güzel hava. Çok sıcak. Tam artık deniz sezonu açıldı neredeyse. Neyse çok fazla şarjımı yemeyeyim. Yemeğim gelsin. Onu da bir gösteririm. Sonra da artık çıkarken herhalde görüşürüz. Gel bana getir. Getir kolaya bakalım. Ben durduracağım. Durma ye, durdurma ama. Durma değil, hamburger. Hamur değil. Üç tane hamburger. İki tane hamburger. Bir patates. Tuz, ketçap, mayonez. Bu tavuk olan, hopur burada, patatesimizi açalım, patatesimiz burada. Hadi bize afiyet olsun. Anneciğim. Anneciğim. Açayım mı? Anneciğim. Acıktım ha. Acıktın mı? Şimdi ben çıktım, gidiyorum. Eczane uğradım, bitimini aldım. Şöyle Solgar'ın biyotinini aldım. 1000 miligramlık yeter dedi. Bir de Anıl için B12 vitamini aldım. Böyle gidiyoruz. Sahilde zaten.
Vallahi bugün iyi bir iş yapmış oldum yani. Bir merhaba demek ister misin? Selam harika bekleşim kanalı. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? İşlemdeyim. Tamam. Burayı da senin için boşalttım. Hadi gel. Tamam. Yatalım. Evet, yavaştan başlayacağız. Kaş işi tamam ama daha boyatmadım. Boyatacağım. Operasyoncumuz bu. İlk defa yaptıracağım için biraz tabii korku var. Nasıl olacak falan. Yakından çek bakalım. Kirpiklerini evet. Sonrasında çekeceğiz birazdan. Hadi bakalım. Bir saat sonra görüşürüz. Evet. Kirpik laminasyonumuzun birinci aşamasındayız. Kirpikleri yapıştırdık. Birinci solüsyonumuzu sürdük. Şu an bekliyoruz. Aynen beklemedeyiz. Hadi bakalım. Ben normal bak şimdi yukarıya. Tamam, ben çektim sadece. Sen kendine ne yapmak istiyorsan, nasıl çekmek istiyorsan. Bakın. Kaşımı da boyattım. Ay çok tatlı durmuş gerçekten ya. Aç bakalım. Eve geldim arkadaşlar. Orada da görmüş olduğunuz gibi kirpiklerim böyle oldu. Ben de sevdim. Bu arada kaşlarımı da boyattım nihayet. Sonra ay çok yoruldum. Şöyle bir şey de aldım. Keratin kaş kirpik keratin yoğun onarıcı kompleks diyor. Bundan aldım. Sonuçta yani kirpiğe bir işlem uygulandı ve bunu sürmem gerektiğini düşünüyorum. Ki zaten biyotinle de destekleyeceğim. Saç için, kaş için, kirpik için, biyotin yani yazarsanız zaten internette faydalarını görürsünüz. Kadın bana çok dökülmem var mı dedi saçla ilgili dedi. Ben yok dedim. O zaman dedi 1000 miligramlık yeter dedi. Fazla şey yapmaya gerek yok dedi. Ve bu benim yutabileceğim çeşit bir kapsül yani arkadaşlar. Böyle küçük. İçerisinde de hani böyle açtığınız zaman tanecikler var. Ama bunu hani kolay yutabilirim. Ve aç karnına yutmamı söyledi. İçinde 50 adet varmış. Solgar markasını zaten daha önce duymuştum. 50 gün kullanacağım aç karnına. Bunu da dediğim gibi anıl için aldım. Benoxol. Yani umarım doğru okuyorumdur. B1 vitamini, B6 vitamini ve B12 vitamini var içerisinde. Böyle. Bunları da almış oldum. Ay şimdi çok yoruldum. Gerçekten aşırı terledim. Üstümü başımı hemen çıkartmak istiyorum. Biraz uzanıp soğuk bir şeyler içeceğim. Arkadaşlar şimdi şöyle kırmızı bir ruj sürdüm. Kirpiklerim dediğim gibi bu şekildeler. Zaten şu an ışık biraz karanlık. Tam belli olmuyor ama. Biz kahve içmeye gideceğiz. Öyle bir bilgi geçeyim dedim. Şöyle saçımı bir topladım. Kameramı yanıma almam. Telefondan öyle bir görüntü çekerim. Sonra eve geliriz. Herhalde bu vlog artık yarın ya da öbür gün. Bakalım ne zaman devam ederim. Böyle bilginiz olsun istedim. Yine görüşürüz. Ben geç kahvaltı yapıyorum. Gördüğünüz gibi sucuğuma hiç yağ koymadım arkadaşlar. Sadece canım kızarmış ekmekle biraz sucuk istedi.
O yüzden başka bir şey yapmayacağım. Babamlar kahvaltı çoktan yapmışlar. Çaylarını içmişler. Hatta Egemen'le dışarı bile çıktılar. Yine şöyle evi süpürdüm. Yani kabasını aldım diyelim. Yoksa asıl temizlik pazartesi günü yapılıyor biliyorsunuz. Ama bakın şuraları yine ne kadar kötü. Leko olmuş. Yani camlar da o kadar çok kötü durmuyor ama bu kenarlarındaki çok kötü. Diğer balkonda yine bir ara yıkamamız lazım. Çünkü artık yine zamanı geldi. Yaz olduğu için orayı daha sık yıkıyorum. Kışın hani hiç bakmıyorum neredeyse ama bu da yeter ya bana. Çayımı koyayım. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Böyle yine bir koşuşturmalı rutinle birlikte güne başlamış bulunmaktayım. Çayımı da burada şöyle doldurdum. Birazdan ama şöyle, ne kadar çok şöyle dedim. Güzel bir kahve yapasım var kendime. Böyle bol buzlu, aslında karamel sos alıp karamel soslu bir Nescafe buzlu çok güzel olur. Buzum da az kaldı. Buzumu da tekrardan bir doldurmam lazım. Öyle. Bugün cumartesi. Cumartesi pazar evdeyim. Bugün babam şey diyordu ama bana bir ayakkabı almaya gidelim diyordu. Eğer kargom bugün erken gelirse sipariş ettiğim elbise dağıtıma çıkmış. Kargom bugün eğer gelirse çıkabiliriz. Ama geç gelirse ki bugün cumartesi bence erken getirirler. Çünkü erken bitiriyorlar işlerini büyük ihtimalle cumartesi günü diye düşünüyorum. Bu benim yorumum. Bakalım. Eğer erken gelirse ona bir ayakkabı almaya çıkarız. Pazartesi günü yine şöyle ortalığı güzelce nevresimleri değiştir, sil, süpür, toz al falan filan. Pazartesi Anıl bu arada izinli. Pazartesi temizlik yapacağım ama Anıl da izinli. Olsun. Sabahtan hemen işlerimi hallederim. Çıkarsak ya akşama doğru. Zaten gündüz çıkıp ne yapacağız? Orası ayrı. Şöyle akşama doğru 4-5 gibi yemek yedikten sonra çıksak daha mantıklı olur. Böyle arkadaşlar elbisem de gelsin. Birlikte bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum açıkçası. Güzel bir cumartesi. Yarın evdeyim. Bugün eğer çıkmazsak ayakkabı almaya. Beraber şimdi bir de ocağı sileriz. Güzel bir kahve yaparız. Ben kahvaltımı yapayım. Geri geleyim. Yüzümü de yıkayamıyorum ya. O kadar kendimi kötü hissediyorum ki çapaklık gibi. Yani sildim ama yıkayamıyorum. Akşam 5.30-6'ya kadar yıkayamayacağım. Ama bir tuhaf hissettim. Soğuk kahveden vazgeçtim arkadaşlar. Kahvaltımı da yaptım. Şöyle fındık karamelik kahve dünyasının kahvesinden içeceğim. Ocağımı sileceğim. Kargomu bekleyeceğim. Bakalım inşallah çok geç gelmez. Yani benim bildiğim yurt içi çok geç gelmiyor buraya ama bir de bugün cumartesi hani. Dediğim gibi erken gelir diye umut ediyorum. Bakalım. Ocağımı bir sileyim. Kargom gelsin. Onu size göstereyim. Sonra da videonun kapanışına geçeriz. Şöyle güzelce karıştıralım. Tamamdır. Bu biraz soğusun. Ben o sırada ocağımı sileyim. Öyle içeyim çünkü soğuk içiyorum. Şimdi bunları yıkamayacağım. Bunlar da sürekli yıkanınca arkadaşlar kötü oluyor biliyorsunuz. Gerçekten hemen deforme olmaya zaten müsaitler. Şunu daha önce göstermiştim. Çok güzel çıkarıyor. Ben bu kadar etkili olduğunu bilmiyordum bu ürünün. Ama ondan önce Jif'in Power Shine'ını sıkıyorum biraz. Sonra bulaşık deterjanıma az bir şey deterjan. Bulaşık süngerime. Ben bugün ayılamadım galiba ya. Böyle bir değişik hissediyorum. Ayılamamış gibiyim. Sıcak herhalde çarpıyor beni ya. Ben biliyorsunuz sıcakların insanı değilim. O yüzden çarpılıyor olabilirim yani. Bir de dün de çok yoruldum biliyor musunuz? Yani 3 kere ayrı ayrı eve girip dışarı çıktım. O da yordu beni.
Şöyle biraz alalım. Dağıtarak. Bu şekilde. Çok daha güzel oluyor. Almadıysanız şiddetle tavsiye ediyorum. Ben de ilk başta ne gerek var öyle böyle şöyle diyordum. Sonra markete gelmişti. Markette gördüm. Hadi deneyeyim bir dedim. Nasılmış dedim. Ve memnun kaldım. Ve işlem tamam. Üstündekileri de yıkadım. Sadece bunlar kaldı. Gayet güzel oldu. Şu an çok rahatım. Sizde de öyle oluyor mu? Mutfak toplu olduktan sonra sanki her taraf toplu ve temizmiş hissi geliyor. Gerçekten. Kahvemi içmek istiyorum hemen. Hemen belki ayılırım biraz. Şeytan diyor ki, arka balkonu kalk yıka, hortumla haşır huşur köpüklerle beraber yıka. Bugün böyle bir şey, normalde hafta sonu temizlik yapmayı hiç sevmem. Babam da evde olduğu için hani beraber dağıtalım, yiyelim, içelim modunda olurum. Ama, ay bu arada çiçekleri de sulayacağım. Yaz geldiği için haftada iki kereye çıktı sulama işlemi. Kışın çok rahattım, 10 günde bir bile suladığım oluyordu. Neyse, balkonu böyle köpükleye köpükleye arka tarafı yıkayasım var. Ve baktım çamaşır da yok şu an. Hazır çamaşır yokken yıkasam mı? Ay bilmiyorum, temizlik perileri geldi. Bakınız arkadaşlar, temizlik perilerime yenik düştüm. Bizim hazırladığım hortum burada, fırçam burada, deterjanım burada. Güzelce bir şimdi tozunu falan alacağım.
Evet arkadaşlar, işlemi başarıyla bitirmiş bulunmanın gururunu yaşıyorum. İyi ki de yaptım. İlk bir şey geliyor insana, hani üşengeçlik, aman şimdi kim uğraşacak, toz, toprak, yani toprak derken pislik, çamur, bilmem ne. Sonra yaptıktan sonra böyle oturup izleyesim geliyor. Şu an karşısına geçip kahve yudumlamak istiyorum yani, o kadar. Yani yarım saatimi aldı, almadı, o kadar. Ama şey, İnşallah kirpiklerime su değmemiştir. Biraz onu düşündüm. Çünkü diğer tarafa su gitmedi. Hortumu böyle yapmak zorunda kaldım böyle. O yüzden biraz saçıma da geldi ama yapacak bir şey yok. Çok güzel oldu. Hatta yazın böyle 15 günde bir yıkamak lazım ama ben herhalde bir ay olmuştur. En son yıkayalım. Mayıs'ta yıkadım. Ortasında. Şimdi Haziran'ın ortasındayız. Bir dahakine artık Temmuz, Ağustos, Eylül. Yine birer ay olarak gider gibi geliyor. Yine çamaşır asıyorum. O yüzden çok daha kolay tozlanıyor ve hani açık, yani açık olduğu için bir saat sonra bile tozlanmaya başlayacak. Yapacak hiçbir şey yok. Ona sürekli her gün her gün su tutamam. Neyse. Bitirdim. Evet, şurayı da sildim. Sabah gösteriyordum ya, çok kötü diyordum. Oh. İyi oldu, güzel oldu. Şöyle bir oturayım, muhabbet edeyim. Canım biraz konuşmak istedi. Bu arada saat 1:04 geçiyor. Hala kargom gelmedi. İşlerimi hallettim. Gördüğünüz gibi balkonu güzel güzel yıkadım. Burayı, çamurunu sildim. Çok güzel oldu. Böyle bir rahatlama geldi gerçekten. Bir de keşke camlara el atabilsem. Yine camlar ufak ufak lekelenmeye başladı. Çoktan başladı zaten. Şimdi bir konuya değinmek istiyorum. Sessiz takipçilerim, size sesleniyorum. İzliyorsunuz, izliyorsunuz, geçiyorsunuz. Bir yorum, bir emoji, beni izlediğinize dair bir şey. Ne bileyim, beğenmediğiniz bir yön varsa, yani yapıcı, olumlu eleştiri, olumsuzu kabul etmiyorum bak. Yani eleştiriyi bence çoğu insan sevmez. Ben de sevmiyorum. Tabii ki yapılabilir. Yani harika, şunu şöyle yapsam daha iyi olur. Şu şöyle olsa daha güzel olur. Egemenler geldi, şimdi çok konuşamadım. Yarıda kestim. Neyse, dediğim gibi yani yorum yapın. Emoji de olsa bir göreyim. Kim izliyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Merak ediyorum. Elbisem geldi. Bak,
Bakalım bakalım. Dur, kusma, dur, yavaş. Şöyle. Bu arkası mı, önü mü? Bu arkası. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Şeyi de var, askısı da varmış. İster askı, ister strapless. O ne ne? O askı. As- Birazdan denerim arkadaşlar. S beden mi? Kontrol edelim. S beden. Okuyacağım. Birazdan denerim. Çok güzel ama. Anne oku, oturacağım. Ve burada artık veda ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın. Yorum bırakmayı da sakın unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Konuşmayı da unuttum.